Aşağıda orta çağdaki devletlerle ilgili bazı terim, kavram ve isimler yer almaktadır. Numaralandırılmış ifadeleri okuyarak uygun olan terim, kavram ve isimleri bu ifadelerin karşısına yazınız. Bakalım arkadaşlar. İlk İslami fetihlerin ardından kendi istekleriyle Müslüman olan çoğunluğunu doğuda İranlar ve Türklerin, Kuzey Afrika ve Endülüs'te Berberilerin, Mısır'da Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanları ifade etmek üzere kullanılmaya başlanan terim tabi ki mevalidir arkadaşlar. Azat edilmiş köle anlamına gelir. Emeviler döneminde kullanılmış bir kavramdır. Arap olmayan Müslümanlara mevali denilmiştir. Bu durum tabi ki arkadaşlar insanları rahatsız etmiştir diyebiliriz. Bu sebeple aslında Emeviler döneminde İslamiyetin çok da yayılmadığını ifade edebiliriz. Sasani hükümdarlarının kullandığı ünvanlar ise arkadaşlar Şahan Şah'tır. Hz. Muhammed'in İslamiyet'i yaymaya başladığı ilk yıllarda Mekke'de gördüğü aşırı baskı nedeniyle Medine'ye göç etmesi olayı tabii ki hicret olayıdır arkadaşlar. 622 yılında gerçekleşmiştir. İslam devletinde Hz. Peygamber'den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eden yapı tabii ki hilafet sistemiydi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki hilafet olacaktı. Halife olarak geçer ondan sonra gelen kişilerde. Köktürklerde hükümetin karşılığı olarak kullanılan isim ise Ayuki olacaktı arkadaşlar. E, Türk İslam devletlerinde hükümdarın halk ve saray görevleri arasındaki ilişkilerini düzenlemekten sorumlu olan kişi Hacip'tir arkadaşlar. Türk devletlerinde ülke topraklarının hükümdar ve hanedanın olması anlayışı elbette veraset sistemidir. Tahta kimin geçeceğinin belirlendiği sistemdir de diyebiliriz. Türk devletlerinde ikili yönetim teşkilatında ülkenin batısını yöneten hanedan üyesi kimseye verilen isim onların ünvanı yabgudur arkadaşlar. Yabgu ünvanıyla devleti e, batıda yönetirler diyebiliriz. Gemi yapılan ve onarılan yer ise elbette tersane olacaktır. Bir hükümdarın ölümü ya da tahttan çekilmesi durumunda yerine geçecek olan kimse elbette veliahttır arkadaşlar. Devlet teşkilatında hükümdarlıktan sonra yer alan ikinci önemli icra makamı tabii ki vezir olmalı arkadaşlar. İslam ve Türk İslam devletlerinde yüksek rütbeli devlet adamlarının oluşturduğu meclise verilen isim divandır arkadaşlar. Divanda önemli kararlar alınır, savaş barış gibi durumlar konuşulur diyebiliriz. Bütün siyasi yetkilerin bir kralın elinde olup yönetimin miras yoluyla değil, kişiler tarafından ele geçirildiği sistem otokrasi sistemi arkadaşlar. Bu sistemde yönetim babadan oğla değil de arkadaşlar, miras yoluyla değil yani kişiler tarafından ele geçirilerek elden ele değişiyor diyebiliriz. Savunma ve güvenlik amacıyla yapılan ve kullanılan kalın ve yüksek duvarlı, burçlu, mazgallı yapı elbette kaleler olacaktı. İlk Türk İslam devletlerinde devlete ait bazı toprak gelirlerinin memurlara maaş karşılığı olarak verilmesine verilen isim bu sistem ikta sistemidir arkadaşlar. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. İslamiyet öncesinde Arabistan'ın Hicaz bölgesinde Mekke, Medine ve Taif şehirleri bulunuyor ve bu bölge genelinde putperestlik hakimdi. Evet arkadaşlar doğru bir bilgidir. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda putperestlik hakimdir diyebiliriz. Kavimler göçü sonucunda Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da tarih sahnesinden çekilmesiyle Avrupa zayıf siyasi sistemlere dönüşmüştür. Evet arkadaşlar, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Avrupa'da artık merkezi bir krallığın olmadığını ifade edebiliriz. Doğru İmparatorluğu'nun dini Hristiyanlık iken Sasaniler Brahmanizm dinine inanıyordu. Arkadaşlar evet Doğru mu? Hristiyanlığı benimsemiştir ancak Sasaniler'de Brahmanizm değil Zerdüşlük vardır. Yani İran coğrafyasında biz Zerdüşlüğü görürüz. Dolayısıyla bu yanlış bir cümle olacaktır. Habeşistan krallığı İslamiyet'ten önce Arabistan'da kurulan Hristiyan bir krallıktır. Arabistan'da değil Afrika'da kurulmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Köktürkler Türkler maniheizm dinine inanırken Uygurlar gök tanrı dinini kabul etmiştir. Tam tersi arkadaşlar. Köktürkler Türkler gök tanrı inancını benimserken Uygurlar maniheizmi benimsemiştir. Bu sebeple 5 de yanlış olacaktır. Orta Çağ başlarında Balkanlar, Anadolu, Mezopotamya ve Kuzey Afrika Doğu Roma'nın hakimiyeti altındaydı. Evet bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Çin İmparatorluğu İpek yolu ticareti için Kök Türkler ve Uygurlarla mücadele etmiştir. Bu da doğrudur. Çin İmparatorluğu Bizans akınlarını önlemek amacıyla Çin Seddini inşa etmiştir. Hayır arkadaşlar Bizans akınları değil Hun yani Türklerin akınlarını önlemek istedikleri için Çin Seddini inşa edeceklerdir. Bu sebeple yanlış olur. Hazreti Muhammed'in doğduğu sıralarda siyasi birlikten yoksun olan Arabistan'da koyu bir kabilecilik anlayışı vardı. Bu da doğru bir bilgi olacaktır. Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri harflerle verilen kavramlar ile eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız. Yani başındaki kutucuklara yazacağız arkadaşlar bakalım. Doğurma İmparatorluğunu altın çağını yaşatan imparator tabii ki 1. Justinianus olacaktı arkadaşlar. İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Sakın Bumin demeyin çünkü Bumin birinci Köktürk'ün kurucusuydu arkadaşlar. Sasani Devleti'ne son veren İslam halifesi tabii ki Hazreti Ömer olacaktır. Uygurların Bögü Kağan döneminde benimsediği din ise Maniheizm olacak arkadaşlar. Hun Kağan'ı Attila'nın Doğu Roma'yı baskı altına aldığı anlaşma Margus anlaşmasıdır. Köktürklerin merkezi tabii ki Ötüken'dir arkadaşlar. Eski İran dini Zerdüşlüktür. Çin'de ilk siyasi birliği Önce 221 yılında kuran İmparator A'da verilen isim arkadaşlar. Sasaniler ve Köktürk ittifakı sonucunda yıkılan Türk devleti ise tabi ki Akhunlar olacaktı. Bizans İmparatorluğu'nun idari, askeri ve sosyoekonomik yönetim birimlerine verilen isim ise Tema olacaktır. Aşağıda dilsiz haritada numaralandırılarak verilen orta çağda kurulan devletlerin isimlerini numaralı bölüme yazınız. Arkadaşlar bir numarada tabii ki Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu bulunuyordu. 2 numarada ise bakın geniş bir toprağa sahip olan Köktürkler yer almaktaydı. 3 numaraya baktığımızda burada Hindistanı görüyoruz tabii ki. Hint racalıkları diyoruz çünkü bu dönemde Hint şehir devletleri durumu söz konusuydu. Biz bunlara racalık adını veriyorduk arkadaşlar. 4 numaraya baktığımızda ise bu bölgede Sansanler yer almaktaydı. 5 numarada Çin İmparatorluğu bulunuyordu arkadaşlar. 6 numarada tabii ki Medine İslam Devleti vardı ve 7 numaradaysa Habeş Krallığı bulunmaktaydı. Aşağıda verilen kavramları uygun ifadelerle eşleştirerek ilgili kutucuklara yazınız. Et yemeği ve savaşmayı yasakladığı için Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olan dini inanış tabii ki maniheizm olacak arkadaşlar. Maniheizm dininde et yemek ve savaşmak yasaktır. Dolayısıyla Uygurlar bu dini benimsedikten sonra savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Birinci kök Türk devletinin kuruluşundan sonra ikili teşkilat gereği ülkenin batı bölümünü yönetmiş olan ünlü kök Türk yapgusu tabii ki istemi yapgudur arkadaşlar. Kök Türk devletinde oldukça önemli başarılara imza atmıştır. Köktürklerin Çin esaretinden kurtarılmasına öncülük ederek Köktürk devletini yeniden kurduğu için Kutluk Kağan'a verilmiş olan ünvan İlteriş'tir arkadaşlar. Kutluk İlteriş Kağan olarak tarihe geçmiştir. İlteriş dediğimiz e, kavramın anlamı arkadaşlar derleyen toparlayan anlamına gelir. İç Asya Türk devletlerinde sosyal yapıyı oluşturan en küçük birim tabii ki Oguş yani ailedir arkadaşlar. Oygur Kağanları'nın mensup olduğu hanedanın adı Yağla Kardır arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde devlete verilen ad il ya da el olarak geçmektedir. En tanınmış hükümdarları Attila olan Türk devleti tabii ki Avrupa Hun Devleti olacaktı. Türklerin sahte ricat ve pusudan oluşan savaş taktiği Turan taktiğidir. Avrupa Hun Devleti ile Batı Roma İmparatorluğu arasında imzalanan anlaşma Margus Anlaşması olarak tarihe geçmiştir. Ve Kök Tengri tarafından hükümdarlara verildiğine inanılan yönetme gücü Kut arkadaşlar. Kut yönetme etkisine Tanrı tarafından verilmesi demektir. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların ise Y yazınız. İç Asya Türk boyları hayvancılıkla uğraştıkları için konar göçer bir yaşam benimsemişlerdir. Evet arkadaşlar sürekli hayvanlarına otlak bulmak amacıyla bir yerden bir yere göç etmişlerdir. Yani hayvancılıkla uğraşmaları da konar göçer yaşam sebeplerinden biridir diyebiliriz. Uygurlar İç Asya'da en güçlü orduları kuran Türk topluluğudur. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade olacaktır. Çünkü Uygurlar özellikle Maniheizm dinini benimsedikten sonra zaten e, savaş konusunda artık geri planda kalmışlardı. Çünkü Maniheizm dininde et yemek ve savaşmak yasaktı. Dolayısıyla en güçlü ordulara sahip olamazlar. Bu sebeple bu ifade yanlıştır. Türkler etleri kurutarak, toz haline getirerek ya da pastırma yaparak diğer yiyeceklerini konserve şeklinde saklamışlardır. Evet bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Süvarilerden oluşan Türk ordularının başlıca silahları ok ve yaydır. Süverler atlı askerlerdir ve bu durum arkadaşlar doğru bir durumdur. Yani süvarilerden oluşur Türk ordusu başlıca silahları ok ve yaydır. Çünkü taşıması kolaydır. E, göçebe olduklarından dolayı bunları tercih etmişlerdir diyebiliriz. Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Mukan Kağan kurmuştur. Hayır arkadaşlar Metehan kurmuştur. Bu yanlış bir ifade olacaktır. 751 Talas Savaşı esnasında Uygur tahtında Moyan hüküm hükümdarlık yapmıştır. Evet bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. İpek yolu hakimiyeti için Sasanilere karşı ittifak kuran istemi Yabgu'dur. Bu da doğru olacaktır. İkinci kök Türk devletine 745 yılında Karluk, Basmil ve Uygurlar son vermiştir. Evet bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Maniheizm inancının Uygurlar arasında yayılmasını Bilge Kağan sağlamıştır. Bilge Kağan değil arkadaşlar, Bögü Kağan sağlayacaktır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. İç Asya'da Türklerin tamamı konar göçer yaşam sürmüştür. Hayır arkadaşlar, örneğin Uygurlar yerleşik hayata geçmiştir. Bu da yanlış bir ifadedir diyebiliriz. İlk Türk devletlerinde ordu komutanına subaşı adı verilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Türkler atı savaş sahasında kullanarak düşmanlarına karşı hız ve manevra üstünlüğü kazanmışlardır. Tabii ki doğru olacaktır. Üzengi binicilerin atın üzerine rahatça binmesini sağlayan düzenektir. Evet bu da doğru olacaktır. Aşağıdaki ifadelerin ilkinden başlayarak ifade doğru ise D yolunu, yanlış ise Y yolunu takip ediniz. Ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz. Bakalım arkadaşlar. Türkler tarih boyunca yeni yurtlar bulmak amacıyla çeşitli bölgelere göç etmiştir. Tabii ki doğru bir cümle arkadaşlar. Türkler biliyorsunuz ki zaten göçebe bir yaşam sürmüştür. Bu yüzden tarih boyunca farklı farklı bölgelere göç etmişlerdir. Sert iklim koşulları ve diğer milletler ile Türk boyları arasındaki bitmeyen mücadeleler Türklerin disiplinli, teşkilatlı ve savaşçı bir kimlik oluşturmalarında etkili olmuştur. Evet arkadaşlar, iklim koşullarının sert olması Türklerin sürekli göç etmesine neden olacak. Bu da onların e, savaşçılık alanında gelişmesinde de etkili olacaktır. Çünkü kendilerini sürekli korumak durumunda hissedecekler. Aynı zamanda Türk boyları arasındaki bitmeyen mücadeleler de bu durumda etkilidir. Dolayısıyla bu cümle tabii ki doğru bir cümle olacaktır. Tarihte düzenli ilk Türk ordusunu Metehan Milattan Önce 209'da kurmuştur. Evet arkadaşlar, oluşturduğu onlu sistemle düzenli orduyu da kuracaktır. Bu da doğru bir cümle olacak. Bu yüzden birinci çıkışa ulaşıyoruz. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. Bizans ile ilk deniz savaşını yapan İslam halifesi tabii ki Hazreti Osman olacak arkadaşlar. Orta Çağ'da İran'da yaygın olan dini inanış, mecusilik ve zerdüşlükten bahsedebiliriz. Z ile başladığını görüyoruz. O yüzden burası zerdüşlük olacak. Devam edelim arkadaşlar. Abbas Selifesi mutasım döneminde Türklerden oluşan özel şehir Samarra şehirleridir. Orta Çağ'da kere verilen isim ise Süvari olacaktı. Milattan sonra 4. yüzyılın başlarından beri çok devletli olarak yaşayan Çin'i tek bir çatı altında toplayıp Çin'de siyasi birliği sağlayan hanedanlık Su Hanedanlığı'dır arkadaşlar. Şu şekilde yazılıyor. 6 ile devam edelim. İstanbul'u kuşatan Türk topluluğu Avarlardır. Düşmanın gelişinin beklendiği yollar üzerine stratejik öneme sahip olan şehirlere geçit ve dar boğazlara savunma amaçlı olarak inşa edilen ordusal yapı bu şekilde K çıkmış arkadaşlar. Cevabımız tabii ki kale olmalı. 642 yılında Hazreti Ömer zamanında Sasani ordusu ile yapılan ve İran'ın İslam devletinin sınırlarına dahil edilen savaş Nihavend Savaşı'dır. Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk yıllarında İslamiyetten dönerek devlete isyan eden kabilelerle 632-633 yıllarında yapılan savaşlar arkadaşlar ridde savaşlarıdır. Ve son olarak Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara uyguladığı politika elbette mevali politikası olacaktı. Hazreti Muhammed dönemindeki bazı önemli gelişmeleri aşağıda verilen tarih şeridi üzerine sırasıyla yerleştiriniz. Arkadaşlar 610 yılında peygamberlikte görevlendiriliyor. 615 yılına geldiğimizde Habeşistan'a ilk hicret gerçekleşiyor. 622 yılında ise ikinci hicret Mekke'den Medine'ye yapılıyor. 624 yılında Bedir Savaşı, 25'te Uhud, 27'de ise Hendek Savaşı gerçekleşiyor. 628 yılına geldiğimizde ise Hudeybiye barışı yapılıyor. 629 yılında arkadaşlar Hayber'in fethi gerçekleşiyor ve yine aynı yıl Mute Savaşı yaşanıyor. 630 yılına baktığımızda Mekke'nin fethini ve Huneyn Seferi'ni görüyoruz. Aynı zamanda Tayyip Seferi de yine 630 yılında gerçekleşiyor. 631 yılında Tebük Seferi, 632'de ise Hz. Muhammed'in vefatı yaşanmıştı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kavramlardan uygun olanlarla tamamlayınız. Mekkeliler Müslümanları arkadaşlar resmi olarak Hudeybiye Anlaşması ile birlikte tanıyacaktır. Çünkü Hudeybiye Anlaşması Mekkeli müşriklerle gerçekleşen bir anlaşmaydı. Bu sayede Mekkeliler Müslümanları resmi olarak tanımıştır. Hz. Muhammed döneminde Arabistan dışına yapılan ilk sefer Tebük seferidir arkadaşlar. İslam ordularının Şam ticaret yolunun güvenliğini sağladığı ve Yahudilerden ilk kez cizye vergisinin alınması Hayber'in fethiyle gerçekleşecektir. İslam devletinin ilk yazılı anlaşması tabii ki Medine Sözleşmesi olacaktı. Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk savaş ise Bedir Savaşı'dır. Hz. Muhammed'in katılmadığı ve İslam ordularının Bizans ile yaptığı ilk savaş Mute Savaşı'dır arkadaşlar. Hz. Muhammed Yesrib şehrinde vefat etmiştir. Yani Medine'de arkadaşlar. Medine'nin eski adı Yesrib'ti. Hz. Muhammed'in aynı en geçidinde yerleştirdiği okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle Müslümanlar tabii ki Uhud Savaşı'nı kaybedecekler. Uhud deyince aklınıza Uhud'un okçuları gelsin zaten arkadaşlar. Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed'i öldürmeye karar vermesi üzerine tehlikenin farkında olan Hazreti Peygamber yanında Hazreti Ebu Bekir'i de alarak 622 yılında Medine şehrinde hicret edecek, göç edecektir arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ve Hendek savaşıyla Mekkeli müşriklerin Medine'ye karşı saldırıları son bulacaktır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin karşısına doğrusunu yazınız. Bakalım arkadaşlar. Hz. Muhammed'e ilk vahiy Cebrail arıcılığı ile 610 yılında Uhud dağındaki Hira mağarasında iletilmiştir. Hayır arkadaşlar Uhud dağında değil Nur dağındaki Hira mağarasında iletilecektir. Dolayısıyla bu yanlış bir cümle olacaktır. Hz. Muhammed İslam şehir devletini Mekke'de Hudeybi anlaşması ile kurmuştur. Bu cümlede hatalı arkadaşlar. Çünkü Hz. Muhammed İslam şehir devletini Medine'de Medine sözleşmesi ya da Medine anlaşması ile kurmuştur demeliydik. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle Hz. Ali döneminde fethi hareketleri durmuş ve İslam dünyasında karışıklıklar yaşanmıştır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir döneminde ordu idaresi için Cunt adı verilen birçok askeri merkez kurulmuştur. Arkadaşlar Cunt adı verilen bu askeri merkezler Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacaktır. Emeviler döneminde İslam devletinin başkenti Küfe şehridir. Hayır arkadaşlar Emeviler döneminde İslam devletinin başkenti Şam şehridir. Bu yüzden bu da yanlış bir ifadedir. Emevilere 750 yılında Abbas'lar son vermiştir. Evet, bu doğru bir cümle. 680 yılında meydana gelen Kerbela olayında Hazreti Hasan şehit edilmiştir. Hayır arkadaşlar, Kerbela olayında Hazreti Hüseyin şehit edilmiştir. Dolayısıyla bu yanlış bir cümle oldu. Müslüman Araplar ilk İstanbul kuşatmasını Abbas hanedanlığı döneminde gerçekleştirmiştir. Hayır arkadaşlar, ilk İstanbul kuşatması Emeviler döneminde gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Türkistan'daki otorite boşluğunu doldurmak isteyen Çin İmparatorluğu ile Hazreti Ali'nin ordusu arasında Talas Savaşı meydana gelmiştir. Hayır arkadaşlar Çin ile yapılan savaş Abbasler döneminde gerçekleşecektir. Yani Türkistan'daki otorite boşluğunu doldurmak isteyen Çin İmparatorluğu ile Abbas ordusu arasında Talas Savaşı meydana gelmiştir diyebiliriz. Bu yüzden bu da yanlış bir ifade olacaktır. Aşağıdaki ifadelerin ilkinden başlayarak ifade doğru ise D yolunu yanlış ise Y yolunu takip ediniz. Ulaştığınız çıkışı takip ediniz demiş arkadaşlar. Bakalım. Hz. Muhammed'in amcası Ebul Abbas'ın soyundan gelenlere Abbasler adı verilmiştir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi olacaktır. Abbasiler Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusuyla İspanya'yı fethetmiştir. Arkadaşlar Abbasiler değil Emeviler fethedecekti. Dolayısıyla bu cümle yanlış bir cümle olacaktır. Abbasiler Bizans sınırına Avasım adı verilen ve Türklerden oluşan askeri şehirler kurmuştur. Evet arkadaşlar bu doğru bir cümledir. Dolayısıyla üçüncü çıkışa ulaşıyoruz diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda verilen olayların hangi dönemde yaşadığını karşısındaki satıra çarpı işareti koyarak belirtiniz. Bakalım arkadaşlar. İslam devletinin eyaletlere ayrılması ve eyaletlerin başına vali ve kadıların atanması Hazreti Ömer döneminde bu teşkilatlanma çalışması yapılmıştır arkadaşlar. İslam devletinin Kuzey Afrika'nın hakimiyetini tamamen sağlaması ise Emeviler döneminde olacaktır. Mevali politikasının uygulamadan kalkması ve ümmetçi anlayışa geçilmesi. Mevali politikası neydi arkadaşlar? Arap olmayan Müslümanlar dışlanıyordu ve bu Emeviler döneminde gerçekleşiyordu. Ancak mevali politikasının kalktığı dönem tabii ki Abbasler dönemi olacaktır. Cemel vakası ve Sıffin savaşlarının yaşanması ise Hazreti Ali dönemindeki gelişmelerdendir. Talas savaşının yaşanması arkadaşlar Abbasler döneminde olacaktır. Biliyorsunuz Talas Savaşı Çinliler ve Abbasler arasındadır. İslam Devleti'nin başkentinin Küfe'ye taşınması ise Hazreti Ali döneminde yaşanmıştır. Mısır'ın İslam Devleti'nin sınırlarına dahil olması ise arkadaşlar yine Hazreti Ömer dönemi gelişmelerinden biridir. İstanbul'un Müslüman Araplarca ilk kez kuşatılması ise Emeviler döneminde gerçekleşecektir. Suriye, Irak ve İran'ın fethedilmesi ise Hazreti Ömer dönemindedir arkadaşlar ve İslam donanmasının oluşturulması Hazreti Osman döneminde olacaktır. Aşağıdaki tabloya Emevi devletinin yıkılma nedenlerini yazınız. Arkadaşlar öncelikle fetihler durma noktasına gelmişti ve bu sebeple ganimetler azalmıştı ve tabii ki bunun sonucunda gelir de azalmıştı. Aynı zamanda Kerbela olayı yaşanmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hazreti Hüseyin şehit edilmişti. Yani peygamber soyundan gelen kişilere kötü davranılmıştı. Daha sonra Emevi ailesi arasında tabii ki geçimsizlikler yaşanmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda uygulanan mevali politikası Müslümanlar arasında da ayrılıklara neden olmuştur. Mevali politikasıyla Arap olmayan Müslümanlar dışlanmıştır arkadaşlar. Bunun sonucunda şu bir hareketi ortaya çıkacaktı. Şu bir hareket ile bütün insanlar eşit olmalıdır diye savunan insanlar arkadaşlar bu hareketi başlatacaklar. Mevali politikasının etkisi büyüktür bu durumda. Ve Abbasiler e, yıkıcı bir şekilde onları e, tabii ki yenilgiye uğratacaktır diyebiliriz. Bu sayede Emeviler yıkılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen isimlerden uygun olanlarla tamamlayınız. Bakalım arkadaşlar Muaviye 661'de Şam'da kurulan Emevilerin ilk İslam halifesi olacaktır arkadaşlar. İslam tarihinde ilk kez Muaviye döneminde yapılan İstanbul kuşatması esnasında sahabeden Eyüp el-Ensari vefat edecektir arkadaşlar. Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlara karşı uygulanan politika Mevali politikasıydı. Biliyorsunuz ki Arap olmayan Müslümanlar dışlanıyordu arkadaşlar. Mevali dediğimiz kavram azatlı köle demekti. İslam tarihinde halifelik makamı için ilk defa bir veliaht tayin edildi. Muaviye'nin oğlu Yezid arkadaşlar babasının ölümünden sonra halife olmuştur. İlk kez bu şekilde babadan oğula geçiş yani saltanat sistemi uygulanmıştır. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde arkadaşlar mevali politikası uygulamadan kaldırılacak. Ee, yani azatlı köle dediğimiz ya da Arap olmayan Müslümanların dışlanması dediğimiz olay Ömer bin Abdülaziz döneminde kaldırılacaktır. 711 yılında yapılan Kadik Savaşı ile arkadaşlar İspanya'nın Arap hakimiyetine girmesi söz konusu olacaktır. Yani bu boşluğumuz tabii ki Kadik Savaşı olacaktır. Bu savaşın ardından İspanya Arap hakimiyetine girecektir. Merkezi Gırnata olan Beni Ahmer Devleti İspanya'da kurulan son İslam devleti olacaktır. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin arkadaşlar Kerbela olayında şehit edilecektir. Bu olay Yezid döneminde yaşanmıştır. Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu Vizgot Krallığı'nı yenerek İspanya'ya girecek arkadaşlar. Ve son olarak Puvatya Savaşı'nda Franklara yenilen Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişi duracaktır diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda verilen boşluklara Hazreti Ömer döneminde fethedilen yerleri yazınız. Arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde Suriye, Irak, İran ve Mısır fethedilmiştir. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin altında verilen yargılardan doğru olanların sonundaki kutucuğu tik ile, yanlış olanları çarpı ile işaretleyiniz. Okuyalım arkadaşlar. Abbasiler iktidara geldiğinde idari yapıda Emeviler döneminde şekillenen birçok kurumu daha da geliştirdiler ve aynı zamanda yeni kurumlar oluşturdular. Abbasilerde merkezi yönetimde halife, vezir, hacip en önde gelen kişilerdi. Merkeziyetçi bir idari yapının var olduğu Abbasilerde bu yapının en üst noktasında devlet başkanı sıfatıyla yer alan kişi halifeydi. Halife her çeşit kuvvet ve kudretin kaynağı sayılırdı. Abbasi halifeleri kendilerini sadece hükümdar olarak değil Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olarak da görüyorlardı. Abbasler de halifelik verasete dayalı bir şekilde devam etti. Emeviler döneminde başlatılan veliahtlık sistemi hilafeti Abbas ailesi içinde bulundurmak gayesiyle devam ettirildi. Abbasi devleti idari yapısında halifelikten sonra en önemli kurum vezirliktir. Abbasiler ile birlikte ilk defa Müslüman devlet yapılanmasında ortaya çıkan vezirlik kurumu Sasanilerden alınmıştır. Vezir halifenin vekili ve idari yapının başıydı. Vezirler zaman zaman mezalim mahkemelerine başkanlık eder, savaşlara karar verir, hazineden gerekli gördüğü harcamaları yapar, valileri tayin ve azledebilirdi. Emeviler döneminde merkezde yer alan divanlar Abbasler döneminde de varlığını devam ettirdi. Abbasler döneminde halk, havas ve avam olmak üzere iki büyük sınıf ayrılıyordu. Abbasler mevaliye çok önem vermiş ve onları devletin önemli makamlarına getirmişlerdir. Şimdi bakalım yargılarımız arkadaşlar. Abbasilerde devlet otoritesi güçlü tutulmuştur diyebilir miyiz arkadaşlar diyebiliriz değil mi? Çünkü merkezi içi bir idari yapı söz konusuymuş. Dolayısıyla bu doğru olacaktır. Halifelik Emevilerde seçimle belirlenmiştir. Hayır arkadaşlar Emevilerde saltanata dönüştürülmüş ve Abbasiler döneminde de bu devam ettirilmiş. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olur. Abbasiler Emevilere göre daha geniş topraklara hükmetmiştir. Arkadaşlar paragrafta böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bu da yanlış olacaktır. Abbasiler yönetim sisteminin oluşturulmasında değişik ırklardan etkilenmiştir. Evet örneğin vezirlik kurumu sahsanilerden alınmıştır, arkadaşlar. Doğru olacaktır. Vezirler protokolde halifeden daha düşük bir makamdır. Evet yine bundan bahsedilmişti arkadaşlar. Vezirler halifeden daha sonra geliyordu. Emevi ve Abbasilerde İslam kuralları yönetimde etkili olmuştur. Tabii ki arkadaşlar çünkü zaten e, İslamiyetle yönetim söz konusu aslında hem Emevilerde hem Abbasilerde. Dolayısıyla bu durumda doğru olacaktır. Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarını D, yanlışlarını Y ile işaretleyiniz. Kabe İslam'la birlikte kutsal kabul edilmiştir. Tabii ki yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü Kabe İslam'dan önce de kutsal kabul edilmişti. Özellikle putperestler tarafından Kabe'nin içi putlarla doldurulmuştu çünkü. İslam toplumunda ilk iç çatışma Cemel vakasıdır. Doğru arkadaşlar Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında yaşanmıştır. Abbasler döneminde devletin başına geçen yöneticiler Hulefai Raşid'in olarak anılmıştır. Hayır arkadaşlar hulefay Raşid'in dönemi 4 halife dönemidir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Araplar haramaylarda kesinlikle savaşmazlardı. Hayır arkadaşlar aslında normalde savaşmamaları gerekiyordu. Adı üzerinde haramaylar ancak onlar bazen savaşıyorlardı da dolayısıyla bu da yanlış bir ifade olacaktır. İslam devletinin ilk yazılı anlaşması Medine Sözleşmesi'dir. Evet bu doğru bir bilgidir. Emeviler döneminde Müslümanlar arasında ümmetçi bir politika izlenmiştir. Hayır arkadaşlar ırkçı bir politika izlenmiş Emeviler Arap olmayan Müslümanları dışlamışlardır. Mevali politikası uygulamışlardır.